Babamla annemin evliliği zaten bitmişti. Ama şartlar gereği resmiyete dökülmedi. Bugün Sevda Hanım'ın soyadı Yaman değilse sebebi budur. Ama kendisi babamın eşi, bana da emanetidir. Tüm Çukurova bilsin ki Sevda Hanım benim için çok kıymetli ve muhterem bir insandır. Benim ikinci annemdir. Masamıza doğru geçelim. Sabahattin, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum Safcı Hanım. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Benden küçük bir hediye. Ne zahmet ettiniz. Baktıkça beni hatırlarsınız. Amca unuttun mu yoksa? Yeğenim ben senin. Musa'nın oğluyum. Kardeşim Musa'nın oğlu Fikret. Sarı kafam derdin bana. Buğday kafalı oğlum diye severdin. Çok zaman geçti üzerinden ama unuttun mu? Fikret. Sahi sen Fikret'sin değil mi? Şu Allah'ın işine bak. Seninle burada böyle, böyle bu şekilde karşılaştırdı ha? Fikret. Benim kayıp Fikret. İçimin acısı Fikret. Sarı kafam benim, buğday başı. Kurçum, kurçum. Allah'ım sana şükürler olsun. Sabahattin, bir iki söz söylememe izin verir misiniz? Kıymetli misafirler, az önce olan olayla ilgili oğlum adına sizden özür dilemem gerekirdi. Ancak madem ki Demir ailesinin haysiyetini, şerefini hiçe saydı, o zaman ben de görevimi yerine getirmeliyim. Tüm Çukurova bilsin ki bu kadın Demir Yaman'ın ikinci annesi değildir. Tek annesidir. Bundan sonra Demir Yaman'ın Hünkar Yaman adında annesi yok.
Beni affedin. Özür dilenecek bir şey olsaydı ben özür dilerdim zaten anne. Özür dilenecek bir şey yok. Müsaadenizle. Anne. Her şeyin sorumlusu benim sanki. Yenge, yenge, yenge dur. Yenge, yenge. Ay bu ne asalet canım. Ay iki tokat çakaydın şöyle suratlarına da. Şan olsaydı nikahları. Sanki her şeyi sormuş ben. Sakin. Beni el attıktan ediyor görmüyor musun? Hadi gidelim artık. Sen neye gülüyorsun ha? Sen neye gülüyorsun? Yeter Demir, yeter. Yeter artık. Tamam hadi gidelim. Hiç mi hürmetin yok? Hiç mi edebin kalmadı? Sabahattin tamam lütfen hadise çıkmasın. Annenin haysiyetini daha ne kadar ayaklar altına alacaksın? Tamam, özür dilerim Sabahattin. Niyetim bu Mesut gecenizi lekelemek değil. Aksine. Kıyıda köşede gizlice yaşamaya çalışan bir kadına, babamın kıymet verdiği, karım dediği bir kadına itibarını iade etmekti, bu kadar. Babamın vasiyetiydi bu. Neydi babanın vasiyeti? Seni doğuran, büyüten, senin saadetin için kendinden vazgeçen, ailesinin şanını, şerefini korumak için dişine tırnağını takan, annenin haysiyetini herkesin içinde ayaklar altına almaydı. Bunu mu vasiyet etti baban? Tamam Demir, gidelim artık lütfen. Bu kadar basit değil Sabahattin, bunu sen de iyi biliyorsun. Biliyorum Demir, şu salonda Yamanları en iyi tanıyan benim. 22 sene içinizde yaşadım, çok şey gördüm. Babanı tanımadım ama anneni çok iyi tanıdım. Hünkâr Yaman'ın çok büyük yanlışları oldu. Yıktı geçirdi, hele senin için. Yaptıkları sınır tanımadı. Bunları sen benden çok daha iyi biliyorsun. Ama bir anne ne yapmış olursa olsun, hiçbir anne bu muameleyi hak etmez. Bak sana izah edebilirsem sen de çok daha iyi anlayacaksın. Bu hanımefendiyi tanımam. Ailenize yeni girdiğim sıralarda bir iki kere hoş olmayan bir şekilde adı geçti, o kadar. İtibarı yara almıştır, almamıştır. Adnan Yaman'ın eşi olarak insan içine çıkmayı hak etmiştir, etmemiştir. Orasını bilemem. Beni de alakadar etmez. Tamam Sabahattin, özür dilerim. Bu güzel geceyi leke sürmemem icap ederdi. Özür dilerim. Jüri Hanım, sizden de özür dilerim. Gerçekten. Herkesten özür diliyorum, tamam mı? Hadi gidelim. Daha fazla rahatsızlık vermeyin. Bir şey daha Demir. Bir şey daha. İtibar verilmez Demir. Alınır. Şeref, haysiyet verilmez. Dişle, tırnakla, kazıya kazıya alınır. Seninle bir daha yolumuz kesişir mi, yüz yüze gelir miyiz bilemem. Ama bu gece burada yerle bir olan annenin haysiyeti değil. Bu yaptıkların sana yakışmadı. Hiç yakışmadı. Sevda abla. Evet yakışmadı Sabahattin. Ama yakışmayan şey babamın emanetine sahip çıkmak değil. Bunun için sizin düğün gecenizi seçmiş olmam. Sana saadetler diliyorum Sabahattin. Sevda abla. Sevda abla. Sevda abla dur. Dur, böyle gitme. Doğru söylüyor Demir. Doğru söylüyor. Yerle bir olan benim haysiyetim. Zaten hiçbir zaman olmayan. Babana aşık olduğum an annenin
elimden aldığı haysiyeti. Beni yıllarca gölgeler içinde yaşamaya mahkum kılan, beni bu duruma düşüren haysiyet. Yerle bir olan bu. Demir. Sen nerelerdeydin be Fikret? Ben seni nasıl aradım biliyor musun? Nasıl aradım? Senelerce benim bağrım yandı. Çalmadığım kapı, girmediğim sokak kalmadı. Bulamadım seni. Dedim benim kardeşimin kuzusu şimdi nerelerde, ne yapıyor, ne hallerde? Hiçbir yerde bulamadım. Senelerce benim içim yandı. Sen neredeydin be Fikret? Ha? Geldim işte amca, buradayım. Allah kavuşturdu bizi sonunda. Sana her şeyi en baştan anlatacağım. Anlat koçum, anlat. Uzun uzun anlat. Şöyle başını omzuma yasla. Sen anlat, ben susayım. Sarı kafam benim. Buğday başı. Koçum. Yılmaz'ım benim. Babamı kavuştun anneciğim sen. Artık onu kucağında büyüyeceksin anneciğim sen. Ha? Hiç ayrılmayacağız oğlum. Oh prenses. Oh prensesim benim. Annelerin bir taneleri bunlar. Kusura bakmayın. Böyle bir vaziyete şahit olduğunuz için çok özür dilerim. Başhekim Bey, siz niye üzülüyorsunuz? Sizi ilgilendiren bir vaziyet değil ki. Tekrar saadetler diliyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Ayağınıza İyi akşamlar. Mutlunuz daim olsun. Sayın savcım, sağ olun. Yılmaz, Ali Rahmet Bey niye gelmedi? Hünkar'ın böyle bir şey yapacağını biliyor muydu acaba? Merak ediyorum. Nereden bilsin? İşi vardır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrardan Allah mesut etsin. Sağ ol Yılmaz'cığım. Çok sağ ol. Abi üstümde çok emeğim var. Hakkını helal etsin. Ne hakkı? Varsa da helal olsun. Şehzadeciğim, tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim. Müjgan'cığım, gözüm arkada kalmayacak. Kalmasın. Bütün hastalarına gözüm gibi bakacağım, söz veriyorum. Yo. Saadetler diliyorum tekrardan. 22 senelik karına veda etmeden mi gidiyorsun Sabahattin? Ey. Dur lütfen. Vaktiyle Çukurova'nın sevgili damadı, medarı iftarımız Sabahattin Arcan, şehrimizin kıymetli savcısıyla evlendi demek. İkinizi de çok ama çok tebrik ediyorum. Sağ ol Şerman. Hadi gel. Biz de çok mesuttuk ama bir zamanlar, değil mi Sabahattin? Çok büyük, şaşalı bir düğünle evlenmiştik. Herkes gıpta etmişti. Şermin, iyi kötü onca yılımız birlikte geçti. Ama evliliğimizi yürütemedik, olmadı. İkimiz de hatalar yaptık. Yolumuz ayrılmış olsa da anne babayız. Çok şükür kendi ayakları üstünde duran bir kızımız var. Kızımızın hatırı için birbirimizi affedelim artık. Saadet senin de benim de hepimizin hakkı. Evet. Saadet hepimizin hakkı. Sen yuvamızda bulamadığın Saadet'i bu savcı hanımda buldun, öyle mi? Buldum, evet. Dilerim sen de bulursun. Yolun açık olsun Şermin. Gel Cüdyo. Bir dakika, bir dakika. Benim size bir hediyem var.
Zahmet etmişsin Şahin, sağ ol. Aşk olsun Sabahattin. Bu kadarcık hatırım yok mu? Sen dedin şimdi kızımız var diye, kızımızın hatırı için. Sizin bu mesut gecenizi hatırasız bırakamazdım. İkinize de sadık diliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 22 senemi verdim ben sana be. Bu muydu karşılığı? Bin arabaya. Bu muydu? Beni ortada bırakıp bu kadınla evlen diye mi? Hadi yürü. Lütfen siz de gidin. Gel, lütfen. Buraya, lütfen. Tamam canım, geç sen. Geç, geç, geç. Senin ay yaşını çektim be ben senelerce. Babamın konağında sefa sürdün sefa. Yıllar önce senin ne mal olduğunu anladığım zaman çekip gitmen lazımdı. Hadi abi. Rezil. Allah seni kahretsin Sabahattin. Ne olacağım ben taşmayayım. Kızıma kıyamadım. Evlat verdim ben sana be evlat. Abi bin Allah araba. Kahretsin seni. Yeter artık. Ödüme beklerim sana. Arabam olsun kan teker. Lütfen yeter. Kan tükire tükire ciğerlerim parçalansın da bana ettiklerini hatırla Sabahattin. Ne olur üzme kendini bu kadar yeter. Geçecek hepsi geçecek. Allah'ım ben nasıl bir günah işledim de. Böyle bir vefasız aşık ettim. Geçecek. Yapma. Tamam. Yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Çok. Yanlış manlış yapmadın abla. Babam seni sevdi, sen babamı. Aşk bu insana neler yaptırmaz ki? Orası baki. Babana aşık olduğum için ben bir gün bile pişmanlık duymadım. Onun aşkı beni zaten bugüne kadar ayakta tuttu. E yanlış olan ne o zaman? 12 ha beni götürmene müsaade etmeyecektim Demir. Yine yanlış yaptım. Yine Karaçalı oldum. Abla yapma Allah aşkına. Bunları konuştuk, beraber karar verdik. Doğru. Doğru, birlikte karar verdik ama... Aması maması yok. Yıllar evvel yapmam icap eden şeyi yaptım. Aksine seni kıyıda köşede tuttuğum için, ortalığa çıkarmadığım için ben suçluyum, tamam mı? Ben. Ne olur kendini suçlama böyle. Ne olur suçlama kendini. Suçlama. Çok ileri gittik. Daha münasip bir yolu olmalıydı bunun. Kendimi onun yerine koyuyorum. Benim de gururum kırılırdı. Onu doğduğum, büyüdüğüm yerden silah çekip beni kovarken düşünecekti. Artık üzülecekse üzülecek. Başka çaresi yok. Öyle deme. Öyle deme annen sonuçta. Bugün yarın... Ne bugün yarın? Ne olacak ki bugün yarın? Ne değişecek? Et tırnaktan ayrılmaz ki Demir. Anne ile evlat arasına hiç kimse giremez. Seni ne kadar üzmüş olursa olsun, için kanasa da yine annemdir diyeceksin. Sen ne demeye çalışıyorsun abla? Açık açık söylesene. Yani demem o ki, beni kaderimle baş başa bırakmanın vakti gelmiştir Demir. Ne demek şimdi bu abla? Yani bak nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama seni ben doğurmadım. Ama evladım gibi oldun. Hatta evlattan da öte. Babamın vasiyetidir dedim. Beni başının üzerine taşıdın. Bir dediğimi iki etmedin. Bu yüzden sana minnetim sonsuz Demir. Ama galiba artık biz yolun sonuna geldik. Sonuna mı? Yapma abla. Demir. Yani yarın öbür gün belki
annenin elini öpmek zorunda kalacaksın. Ailenin selameti açısından beni hayatından çıkarmak zorunda kalacaksın. İşte bak, o zaman buna dayanamam. Gerçekten buna dayanamam. Bu benim için çok büyük bir darbe olur. Seni bu şekilde kaybetmeye razı olamam. Anladın mı? O yüzden iyisi mi yol yakınken? Sen yoluna, ben yoluma. Asla. Demir. Babama verdiğim sözü tutmama kimse mani olamaz. Sen bile abla. Sen bile. Ama Demir, bak. Babam seni bana emanet etti abla. Seni ailesi bildi ki öz oğluna emanet etti. Bunun anlaşılmayacak bir şey yok. Ben Berlin'deyken bana gönderdiğin mektuplar hala kasada duruyor. Şimdiden sana vasiyetimdir. Sevda Allah huzurunda benim zevcem oldu. Onu sana emanet ediyorum oğlum. Annem bil, kimse onu incitmesin diye yazmış. Annemin gururu incindi diye babamın vasiyetini yok mu sayayım? Benden bunu istemem. Babamla annemin evlilikleri zaten bitmişti. Ama şartlar gereği bunu resmiyete dökemediler. Bugün Sevda Hanım'ın soyadı Yaman değilse sebebi budur. Ama kendisi babamın eşi, bana da emanetidir. Benim ikinci annemdir. Ben annemi her zaman başımın üstünde tuttum. Saygı gösterdim. Evlatlığımı hiç iman etmedim ona karşı. Sen üzme kendini. Babamla birbirinizi sevmişsiniz. Allah huzurunda karısı olmuşsun. Olan olmuş zaten abla. Yanlış yapan sen değilsin. Eğer babam saadeti dışarıda aradıysa nedenini annemin biraz da kendine sorması lazım. Gerçek bu. O yüzden bu konuları bir daha açmanı istemiyorum. Beni kendi halime bırak demek yok, tamam mı? Sen ne hakkaniyetli, ne adaletli bir çocuksun böyle. Seni böyle yetiştiren Adnan için her gün dua ediyorum. Nur içinde yatsın. Ama yine de sen annenin elini öp, olur mu? Senden istirham ediyorum. Demir, lütfen. Demir, gözlerimin içine bir bak bakalım. Senin annenle aranın açık olması beni çok huzursuz ediyor. Eğer benim huzurlu olmamı istiyorsa annenle aranı düzelt. Annenin elini öp. Lütfen. Çok güzel gönüllüsün abla. Babamın seni neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorum. Annemle münasebetimin ben de böyle olmasını istemem tabii. Münasip bir zamanda gider elini öperim. Düzeltmeye çalışırım. Sen merak etme, tamam mı? Var ol. Var ol Demir. Sen de abla, sen de. Neler oldu böyle? Allah'ım. Bir olay bitti, bir olay başladı. Bir olay bitti, bir olay başladı. Ah Sabahattin abicim. En mutlu gecesi rezil oldu. Gelinin üstüne boya dökmek ne demek? Şermine bak sen. Kıpkırmızı oldu gelinin suratı.
elbisesi, her şeyi. Çok üzüldüm Sabahattin abiye. Hiç yüzü gülmedi ya adamcağızın. Yalnız Şermin abla da herhalde çok içerledi bu nikahı. Baksana, yani delirdi iyice. Şermin delirmesiyle alakası yok. O zaten bir olay çıkarmak için gelmişti. Konu o değil de. Hünkâr Yaman'a çok şaşırdım. Sen koca anlı şanlı Hünkâr Yaman. İnanamıyorum, yıllarca metresi varmış kocasının. Yani Demir'in yaptığı da bence çok ayıp oldu. Ne olursa olsun, ne sebeple olursa olsun koluna takıp hem de nikaha getirmek. Ne yapalım canım, anne olsaydı da oğluna mani olsaydı. Benim canım kahve istiyor. Nazire! Yılmaz, sen hiç duymadın mı bu konuyla ilgili bir şey? Neyi? Nasıl neyi? Demir'in babasının metresini hiç duymadın mı? Yok. Nereden bileyim, duymadım. Nasıl duymazsın Çukurova'da? Duymadım. Nazire. Buyurun alalım. Bize kahve yap lütfen. Ben içmeyeceğim Nazir abla. Ben de almayacağım Nazir abla. Uykum kaçar sonra. Benim de uykum kaçar. Ben de almayayım. Ben ne alayım? Ihlamur yap bana. Nazire, gel bakayım. Buyurun. Sen bilirsin. Demir Yaman'ın babasının şarkıcı metresi varmış. İnanamadım. Resmen nikahı getirdi kolunda. Şarkıcı mı, pavyon sanatçısı mı artık bilemiyorum ne olduğunu da. Neydi Sevda Çağlayan? Şarkıcı hala şarkıcı. Ben biliyorum, plakları falan vardı. Ben hiç bilmiyorum. Hayatımda duymadım Sevda Çağlayan biri. Üçüncü sınıf belli ki yani. Neyse, bir şey soracağım. Bu nedir, adam gazinosuna falan mı gitmiş, orada mı tanışmış? Çünkü belli yani, Hünkâr Yaman bunu başından beri biliyor belli ki yani. Hani bilmese böyle olmaz çünkü, belli bildiği. Ne oldu, Çukurova'da büyük olaylar oldu değil mi o zaman? Ayol söylesene, niye gözünü deviriyorsun anlamıyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Doğma büyüme Çukurovalısın, nasıl bilmezsin? Çukurovalıyım diye bilmem mi gerekiyor? Evet, bilmen gerekir, küçücük bir yer çünkü. Yamanlarda çalışmıyorsun, bizde çalışıyorsun. Koruyorsun Yamanları, anlıyorum ama bizle çalışıyorsun. Ben bu mevzuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, git ıhlamurumu getir o zaman. Hoş geldin sen. Hoş bulduk Nazire. Aa, Ali Rahmet Bey, nasılsınız? Nerelerdeydiniz? Merhabalar. Merhaba baba. Gel oğlum, gel. Çekinme, gel. Misafiriniz mi var? Misafirimiz değil beyecanım. Evladımız. Size tanıştırayım. Rahmetli kardeşim Musa'nın oğlu Fikret. Fikret Fekeli. Özbeöz yeğenim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yıllar önce izini kaybettiğim yeğenim. Can parçam. Kardeş, doğru mu duydun, bedava mı bunlar? Duyduğumuz gibi kardeş, doğru, satılır doğru, değil, alınır. Hey millet, gelin, ha. Alın alın, bedava. Bedava, bedava. Bana mana isteyen yok, alın. Bana ver ya. Bana ver. Bana bol ya, sana olur ya. Bana güzel olur. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ay çok güzel. Kafayı bana çok güzel. İşte. Ama bu bana dar geldi. Kardeş, kavga etmeye gerek yok, hepinize var. Ne yapıyor? Dar geldi, dar geldi. Kavga gerek yok lan. Ne oluyor burada Ercan? Bilmiyoruz ki Demir Bey. Annenizin şoförü getirdi. Sizin eşyalarınız galiba. Hemen kovun bu adamları. Hemen!
Çekil, bırak. Ya bırak. Tamam, tamam, bırak. Yeter. Hadi. Ya tamam işte, bırak. Hadi yeter, hadi. Ya tamam dedik. Allah Allah. Hadi bırak gidip. Bırak. Çekil. Tamam, yeter. Daci, yeter. Hadi topla artık burayı. Kardeşim, bırak. Demir Bey? Çek dışarı! Çek beni, yalnız bırak! Ali Rahmet Bey, iyi ki Yılmaz'a bir evlatlık davası açtı. O zaman bana çok kızmıştın. Hala niye babama böyle konuşuyorsun diye. İyi ki yapmış. Hayır, ben anlamadım gerçekten. Kim bu adam? Kim ortaya böyle bir herif çıkıyor? Koskoca bir servet. Üstüne mi konacak? Babam hak yemez. Ayrıca kime neyi emanet edeceğini bilir. Kan. Kan diye bir şey var. Yani kardeş çocuğu. Evlat yarısı gibi bir şey. Eğer öyleyse tabii. Ne demek şimdi o? Müjgan, çok şüpheleniyorum. Kim bu adam? Gökten biri iniyor. Kim olduğu belli değil. Ortada korkunç büyük bir servet. Hayır, ne yapacaktık biz? Ali Rahmet'in vasiyetini yazmasını bekleyecektik Yılmaz için. Adam kalp hastası. Gördük. Kalbi tıklıyor. Kaza olabilir. Her şey olabilir. İyi ki açıldı bu dava. Allah Allah korusun. Kaza diyor, kalp diyor ya. Tamam, korusun. Ama böyle de bir gerçek var. Ben demiyorum ki adama bir şey vermiş. Satsın 3-5 önüne. Ama Yılmaz'ın hakkı. Bu para, bu servet Yılmaz'ın hakkı. Yıllar boyu evlatlık yaptı bu adama. Tamam da halacığım, babam da Yılmaz'a babalık yaptı yani. Daha ne yapsın bu adam Yılmaz'a? Hem sen merak etme. O onun hakkını korur. Hem şu Fikret de iyi birine benziyor yani. Senin için herkes iyi. Ama benim için değil. Göreceğiz bakalım zamanla iyi mi, kötü mü? Zamanla. Ağam, sınıfı hazır. Buyurun. Hanımlar nerede? Beyci Hanım, Müjgan Hanım. Çağırdım, şimdi gelirler. Hadi o zaman geçelim sofraya. Gel ya. Günaydın. Günaydın Beyci Hanım. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Gel karıcığım. Teşekkürler kocacığım. Evet. Ah. Ya bu hayat ne garip. Aklımıza gelmeyen şeyler başımıza geldiğinde hayat diyoruz. Hem acı hem de tatlı şeylerle şaşırtıyor bizi. Ben 20 sene evvel böyle kalabalık bir aile sofrasında oturacağımı hiç düşünemezdim. Hele seni göreceğim, aklımın ucuna bile gelmezdi ya. Sağ ol. Sen gittiğinde kaç yaşlarındaydın yeğen? 3,5-4 yaşlarındaydım amca. 3,5-4 değil mi? Öyleydi ha. Hatırlıyorum ben. Bir görseniz, sapsarıydı bu. Ben ona böyle sarı kafam derdim. Buğday başağı diye severdi bu. Buğday başağı. Ay, çok sarışın. Sizin ailede çok esmer. Ben annesine sorardım. Ben mi çok esmerim, oğlun mu çok sarışın derdi. Annesi sarışındı, boşnaktı. Vaktiyle İstanbul'a göçmüşler, gelmişler işte. Rahmetli ailenizin Çukurova'ya yolu neden düştü acaba? Rahmetli kardeşim yolu düşürdü. O zaman İstanbul'da, Allah gani gani rahmet etsin, bizim Musa görüyor annesini. Vuruluyor kalbinden, yanıp yıkılıyor. Tuttu getirdi Safiye'yi Çukurova'ya. Ondan sonra da işte böyle aslan parçası gibi bir evlat bahşetti Allah bize. Ama kayboldu gitti Fikret. Yoktu uzun bir zaman.
Ben onu nasıl aradım bilemezsiniz. Nasıl aradım? Her yere baktırdım. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa. Aratmadığım yer kalmadı. Yok oğlu yok. Sonra meğer bizim sarı kafa Almanya'daymış. Amca öyle oldu. Annemle babam ayrıldıktan sonra biz dayımın yanına gittik. Hamburg'a. Ben senin Almanya'da olduğunu bilsem oranın da altını üstüne getirtirdim ama bilmiyordum ki. Kısmet. Demek ki yollarınız kesişecekmiş bir şekilde, değil mi? Çok şükür. Sonunda kavuştuk. Sarı kafam benim. Nazire! Gel Nazire, gel. Buyur ağam. Şu bizim yukarıdaki odayı var ya, hani büyük oda. Oraya yeğen için hazırla bakalım. Yok amca, oteldeyim ben. Ne oteli Fikret? Burası senin evin. Nazire abla hazırlasın. Seni ben buldum. Daha fazla da hasretini çekmeye niyetim yok. Çetin! Buyur abi. Çetin, Fikret'le gidin oteldeki hesabı kapatın. Tamamdır abi. Hayır, hayır, lütfen. Nasıl lütfen? Amca zaten beni bir gece ağırladınız. Sağ olun, var olun. Ama artık ben otelde kalayım, size de daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Ya ne rahatsızlığı Allah'ını seversen, olur mu öyle şey? Ya ne rahatsızlığı? Sen bunca sene sonra gelmişsin, ben seni bırakacağım mı? Başka bir yere mi göndereceğim? Çetin, Fikret'le gidin, eşyalarını alın gelin, hadi. Hadi. Madem ısrar ediyorsun amca. Yok, ısrar etmiyorum. Yani amcan olarak rica ediyorum. Peki amca. O zaman size afiyet olsun. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi Çetin. Çabuk gelin ha. Çetin, senin gelmene gerek yok. Ben kendim giderim. Zaten işim gücüm vardır. Sağ ol. Yok olmaz. Fekelağım kızar bana. Kızmaz, kızmaz. Merak etme. Selamun aleyküm ağalar. Raşit. Gel hele gel. Ya bir gel hele. Şşş. Bırak ya. Demir Bey'in ceketi değil mi lan bu? Ya bırak. Dur. Benim ceketi lan bu. Ya bırak. Çıkart lan üstünü. Ya bırak. Çıkart lan adamın ceketini üstünü. Ya bırak. Lan Demir Bey'in ceketini çıkart. Ya yırtacaksın bırak lan, ya. Lan Demir Bey'in şapkası. Demir Bey'in şapkası. Çıkart lan üstünü. Ne işin var senin üstünde? Allah Allah. Ya bırak ya yırtacaksın ha. Sen nasıl bir hırsızsın ya? Ya yok öyle bir şey ya. Ne kırgızlığı? Çalmadım ben. Sen nereden aldın? Ya sabah dağıtıyorlardı sabah. Bu Yamanların şirketinin önünde. Sabah dağıtıyorlardı. He. Lan sen ne yapıyorsun? Ya ben atarsın seni. Sabah ya. Dağıtıyorlarmış. Çıkart ulan o ceketi üstüne. Ya. Senin hırsın. Yok sabah. Ya yürüteceğim bırak. Yalancısın ulan. Ya ne vuruyorsun ya? Çaldır mı ulan? Aha bak o da almış. Ya sabah dağıtıyorlardı diyorum. Allah ya. Kene gibi yapıştın ha. Demir Bey'in ceketi. Ne Demir Bey be bırak be. Demir Bey'in ceketin sende ne işi var ulan? Bırak ya deli bir seviyesin. Şapka. Ver lan sana. Ya ver sana. Demir Bey'in ceketini giyiyor millet. Lan ne oluyor? Nurlarda yatsın. Kardeşim Musa iyi bir adamdı ama hayırsızdı biraz. Ev bilmez, ocak bilmez, yuva nedir bilmez. Ne zaman arasak işrette, kumarda.
Fikret'im daha küçükken ayrılmış onlar. Ben de o zamanlar ekmeğin peşinden, işin peşinden koşuyorum. Oraya buraya gidiyorum. Neyse, uzatmayayım. Bir gün eve geldim. Bir baktım Fikret yok. Safiye yok. Diyorum ki nerede bunlar? Musa diyor ki gittiler. Beynimden vurulmuşa döndü. Gittiler diyor. Aa. Misafiriniz var ağam. Avukat hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Rahmet Bey. Buyurun. Buyurun. Buyurmaz mısınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun lütfen. Biz de kahvaltı ediyorduk. Bir tabak daha getir Nazire. Aa, yok sağ olun. Ben kahvaltı yaptım. Olmaz olur mu öyle şey? Allah ne verdiyse beraber yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Evlat edinme davasının günü belli oldu da ona haber vermeye geldim. Ha öyle mi? İyi iyi. Ne zamanmış? Esin Hanım siz hiç zahmet etmeyin. Anlayamadım. Neyin zahmeti? Davayı geri çekebilirsiniz. Vazgeçtim çünkü. Dün akşam iki hafta neler olmuş biliyor musunuz? Hayırdır ne olmuş? Ya Demir Yaman babasının eski kırığını almış. Doğru düğüne gitmişler. Ne? Milletin önünde kadının elini öpüp bu hanım benim ikinci annemdir demiş. Babamın da Allah'ın huzurunda karısıdır demiş. Ne diyorsun Tahir sen? Millet öyle anlattı beyim. Demir Bey esmiş güllemiş. Cici anneme herkes hürmet edecek diye gözdağı vermiş. Cici anneme tek kelime edecek olan olursa Çukurova'ya başına yıkarım demiş. Ya tevatür bunlar kulak vermeyin. Demir Bey yapar mı öyle şey? Ya bütün Çukurova çalkalanıyor beyim. Git kime sorarsan sor. Ben de duydum Samet ağa. Şehir kulübündeki garson Süleyman her şeyi bir bir anlattı. Neler olmuş neler. Bir de üstüne Hünkar Yaman gelmiş mi? Bütün Çukurova duysun. Benim Demir Yaman gibi oğlum yok demiş. İyi yapmış. Böyle evladı az bile. Senin nüfusuma geçireceğim dediğin günden beri gözüme uyku girmiyor. Bana darılma. Bana gönül koyma. Sana her şey için minnettarım. Ben sana layık bir oğul olduğumu bilmiyorum ama... sen bana bir öz babadan daha fazlası oldun. Ama bunu kabul edersen babama ihanet etmiş olurum. Sanki para pul için soyumdan, babamdan vazgeçiyormuş gibi olurum. Her gece rüyama giriyor baba. Beni sildin mi diyor. Bak Fikret geldi aslan gibi. Ben Fekeli olsam da olmasam da sen benim babamsın. Ben de senin oğlun. Ne olur bu kararıma kızma. Kızmıyorum evlat. Bunun için sana kızar mıyım? Zaten benim malım, mülküm, neyim varsa hepsi senin. Sadece kanun üstünde de senin olmasını istedim ben. Ama sen madem rahmetli babana ihanet edeceğini düşünüyorsun, kararına saygı duyarım. Anlarım da. Nasıl istiyorsan öyle olsun evlat. Sağ ol. O halde davayı iptal ediyoruz. Aynen. Öyle oluyor. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz Yılmaz. Eğer sonunda huzur ermek istiyorsak sabredeceğiz. Çünkü tek bir hata bile yaparsak... birbirimizi ilelebet kaybederiz artık. Karataş'taki dükkanların kirasını alalım. Tamamdır Çetin. Çetin! Sen Fikret'le gitmedin mi? Beni istemedi. Ben kendim giderim dedim. Ne demek istemedi? Niye? İnanamıyorum, inanamıyorum ben.
Tamam canım, ne olur sakin ol. Sakin olacak bir şey yok. Aptal bir kocam var. Çok aptal bir kocam var hem de. Allah söyleme şöyle. Ya niye söylemeyeyim? Senin bir ailen var. Bir tane küçük çocuğun var. Geleceğini düşünmen lazım. Ne diyor belirsiz, 30 yıl sonra bir adam çıkıyor, her şeyini ona veriyor. Mirasını, her şeyini. Olacak iş değil ya. Aman sanki sen Yılmaz'ı hiç tanımıyorsun. Ne anlar o paradan puldan, hiç işi olmaz. İşte anlamıyor zaten, aptal. Onun için söylüyorum aptal olduğunu. Canım, her şeyimiz var çok şükür. Niye endişeleniyorsun? O adam asla Fekeli'nin yeğeni değil. Asla. Ne? Muhakkak bir şey çeviriyor. Çetin'i de almadı yanına. Götürmedi Çetin. Allah ne çevirecek Allah aşkına? Allah bilir, Fekeli'nin yeğenini öldürdü, yerine geçti. Neye gülüyorsun? Gülecek bir şey yok, sen benim zekama inan. Ne yapayım gülmeyip yani? Ali Rahmet Bey 3,5 yaşından sonra görmemiş çocuk. Görmemiş, kim olduğunu bilmiyor, hatırlamıyor. Soru soruyorum, suratıma bakmıyor. Ağzını bıçak açmıyor. Bütün cevapları Ali Rahmet Bey cevapladı. Anlıyorum da yani hala sen de biliyorsun, bu kadar kolay mı bu işler? Yani birini öldüreceksin, yerine geçeceksin. Gidip bambaşka birinin mirasının üstüne böyle hop diye oturacaksın. Yani en basitinden hüviyet meselesi var. Masumcuk. Nedir hüviyet nedir? Bir günde çıkarılıyor. Fekeli'yi de öldürecek, mirasına konacak. Bak gör, bak gör. Yok artık. Yok artıkmış. Hayatta neler oluyor? 3-5 kuruş için insan adam öldürüyor, biliyor musun sen? Fekeli'nin kim olduğunu unuttun herhalde. Karun gibi zengin. Yaşlı, fevkalade yaşlı bir adam. Mirasçısı olmayan bir adam. Hem yaşlı hem mirasçısı yok. Öldürür, evet. Satın. Şunu al kızım. Kim acaba babayı? Demir Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Naci abla. Kusura bakma. Taze için gelemedim. Hatip'in yaptıklarından sonra. Başın sağ olsun. Senin için çok üzüldüm. Hiç hak etmedim bunlar çünkü. Sağ olasın. Mukadderat mı diyeyim? Ektiğini biçti mi diyeyim? Ne diyeyim? Ben de bilmiyorum. Çok fenalıklar vardı ama beyimdi. Evimin direğiydi işte Nedim. Doğru. Evlatlarının babasıydı neticede. Naci abla bir şey soracağım sana. Konağı sattığa çıkarmışsın, doğru mu? He. Gayrı duramam ben Çukurova'da. Oğullarım yanına gideceğim. İyi olur senin için. Evlatların yarına merhem olur işteyse. İnşallah. Naci abla, hiç kimseye söz vermediysen konağı ben terliyim. Yahu Çukurova'nın en önde gelen beylerinden birinin bizim bakmaya kıyamadığımız İngiliz kumaşı ceketler, yahu kaskatı pantolonlar, tiril tiril gömlekler, yahu kemer, kemerine kadar diyorum ya, arabanın üstünde olacak iş değil ya. Ya olmuş, olmuş Allah aşkına ya, sabahtan beri olmuş işte. Allah Allah. Gülüm hadi biraz hızlan. Allah aşkına nasıl olmuş saniye? Ya ben büyük hanıma küstüm. Gönül koydum ya. Ya bana ver. Ben giyerim. Ya senin burada aslan gibi kahyan var. Ho! Kim ya kahya? Kim kahya? Bir kahya mı dedi ben? Duymadım, kahya mı dedin? Ya ben giyerim. Alırım onları, kısaltırım, yaparım, giyerim. O kadar emek vermişiz yahu buralara. Ne giyersin ha? Demir Bey'in kıyafetlerinin içinde böyle sabahlara kadar çimersin artık. Kolay gelsin. Aa gel Raşit, hoş geldin. Bak hele bak 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 bak. Demir Bey'imin o İngiliz kumaşı ceketi, bu sığırın, bu tipsizin, bu meymenetsizin üstünde şu şapkaya bak. Allah'ım ya. Ya çıkar Allah aşkına ya. Çok yakışmış. Güle güle giy. Sağ olasın. Ho! Ho ho ho. Yavaş gel Raşit.
Ne yapıyorsun sen burada ya? Ne iş var senin burada? Vallahi iş arıyorum biliyor musun Gafur Ağam? Yani Hatip Hayırsız öldü biliyorum. Ya bizi bağlamaz. İş arıyorsan git başka yerde arda. Burada işmiş yok. Burada herkesin bir işi düzeni. Saniye. Raşit hoş geldin. Sağ olasın Hünkar Hanım. Allah razı olsun. Ceket çok yakışmış. Sağ olun. Hayrola niye geldin? Şey ben iş arıyordum da Hünkar Hanım. Büyük Hanım iş arıyor da tamam da şimdi bu konakta herkesin diyorum bir işi bir görevi var şimdi iş yok. Tamam oğlum zaten bizim işçiye ihtiyacımız yok mu dışarıdan alıyoruz ya. Hanım, ya Abdi de yok. Çocuğum sen başla bizde. Saniye sana bir görev verir olur mu Saniyeciğim? Tamam hanımım hemen. Allah razı olsun Hünkar Hanım. Allah ne murat. Yok yok tamam çocuğum tamam. Şey can şey yaparız. Ne yapıyorsun çocuğum sen? Felah yapıyorum. Alo buyurun. Fikret Bey'le görüşebilir miyim? Fikret Bey hesabını kesti efendim. Kesti mi? Evet. Nereye gitti peki? Bir malumatım yok efendim. Yani şuraya gidiyorum demedi mi? Demedi efendim. Peki tamam. İyi günler. İyi günler. Gitti güzelim çocuk. Oh. Hay patladın. Patladın. Şermin'ciğim. Beycanım. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Aa, sanki ilk defa geliyorum Şermin. Sen de. Çetin. Gülsenem. Ne işin var bu saatte burada? Seni görmeden duramıyorum ki. Gülsen. Ne olmuş buraya? Ne olmuş? Dur bakayım. Çetin. Bir gören olacak. Ya baktım. Kimse yok. Ne yüklendin böyle? Ha. Anam turşuyla burun reçeli gönderdi bana. Ya niye zahmet etti? Otursana. Kaynanasının elinden bir başka olur diyor. Hatırı için her sabah reçelden bir kaşık alacak mısın? Ellerinden öptüğümü söylersin. Söylerim. Bir de fal baktırmış Güllü Hanım. İki kız çocuğumuz olacakmış. Onlar da 2 yıl arayla doğacaklarmış. Ne o? Sen kız istemiyor musun yoksa? İstemez olur muyum Gülten'im? Ben hep kız çocuğu istiyorum Allah'ta. Hele bir de analarına benzerlerse. Çetin niye yüzün düşüyor o zaman? Bu ara dalıp dalıp gidiyorsun. Ne oldu bir şey mi oldu? Kafama bir şey takıldı Gülterim ama kimseye bir şey diyemiyorum. Ya bana de Çetin. İnsan sevdiğinden sıkıntısını gizler mi? Fekel ağamın yeğeni geldi. Kardeşin oğluymuş yani öz bir öz yeğeni. Aa, Musa Fekeli dediklerinin. Ha, onun oğlu. Yani köyü Almanya'da mıymış neymiş? İşte yıllar sonra çıkıp Fekel ağamı bulup gelmiş. Çok sevindim. Ama sen sevinmemişsin. İçimde bir şüphe var be Gülterim. Yani bu herif bir iş çeviriyor. Sanki bir şeyler saklıyor gibi. Yani yalan söylüyor sanki. Ama kimseye bir şey diyemiyorum işte. E Çetin ne zaman sonra gelmiş Almanyalardan buraya? Yani garipsemiştir. Sen gene bir şey deme. Zaman gösterir zaten ne olduğunu.
Gülterim. Hangi deyim artık? Çırçır'da bir sürü iş var. Peki, kolay gelsin. Sağ olasın. Ya canım unutma her sabah bir kaşık, tamam? Tamam. Hala gülüyorum nikaha. Böyle bir nikah olabilir mi Allah aşkına? Bence hayatlarının sonuna kadar unutmayacaklar bu nikahı. İyi yaptım ama. Keşke bütün boyayı boca etseydim üstlerine. Peki hünkârla Demir? Hayır, bu nasıl bir cüret Allah aşkına? Yani babanın metresini koluna takıp nikaha geliyorsun. Onca insanın arasına olacak iş değil bence. Zavallı hünkâr. Kim haber verdi acaba? Sence? Sen mi verdin? Herhalde. Ben senden çok korkuyorum bazen Şermin. Sen daha dur beyececiğim. Bak ben ortalığı daha nasıl kaşıyacağım? Madeni bulmuşum, bırakır mıyım hiç? Asla. Ortamı asla boş bırakmayacaksın. Bizim de başımızda bir dert var galiba. Ya, ne oluyor? Fekeli'nin yeğeni geldi. Kim? Musa'nın oğlu mu? Evet. Almanya'dan geldim dedi ama arabasının plakası İstanbul. İstanbul plakası mı? Evet. Biliyor musun sen? Ay, dün bana çarptı o araba. Nasıl çarptı? Ya, yani bir şey olmadı. Öyle azıcık dokundurdu da. Ah. Benim dilim tutuldu şu anda. Ne oldu? Anlatsana. Ay, demek o yüzden... Ay bütün Çukurova'yı okuttu bu bana. Ay anlatsana. Ay anlatıyorum işte hayatım. Abi dedi ki sizi hastaneye götüreyim dedi. Yok gerek yok dedim. O zaman şurada bir pastanede oturalım dedi. Peki Fekeli'nin yeğeni olduğunu söylemedi mi sana? Yoo demedi. Ama bir kıyamet soru sordu. Fekeli'yle ilgili, Çukurova'yla ilgili. Yani kimdirler, ne iş yapıyorlar? Annesi babasından ayrıldıktan sonra alıp gitmiş sözde. Sen hatırlıyor musun bu mevzuyu? Yok canım, hatırlamıyorum ben öyle bir şey. Ay ufacık çocuktum ben o zaman. Ay Şermin'cim senin neren ufak Allah aşkına sen de. Ay koca kadında değildim herhalde Behice. Sence gerçekten Fekeli'nin yeğenim? Olmayabilir mi diyorsun? Ben şüpheleniyorum. Ay, yani elin adamı... Çıktı ben Fekeli'nin yeğeniyim diye geldi, öyle mi? Şekerim, hayatta neler oluyor? Bir düşün. Yani malı var, mülkü var, çok zengin bir adam. Bir tane mirasçısı yok. Ha ben Yılmaz'la ilgili her şeyi anlattım buna. Ay bülbül gibi şakıttı bu adam beni. Haklı olabilirsin yalnız, biliyor musun? Tabii ki olabilirim. Ha Fekeli'nin yeğeni olmayabilir bu çocuk. Ha çünkü bunun babasının adı... Bodur Musa, böyle ufacık tefecik bir adamdı bu. Ay, yok yok. Yok ya o boylu postlu çocuk Bodur Musa'dan çıkmış olamaz. Yok, mümkünatı yok. Hayır, benim gördüğüm kapı gibi delikanlıydı ayol. Babası. Biz geldik. Gel buraya. Babası. Ha babacığım. Şunu sevdim. Araba mı? Araba. Hı, sevdin mi? Sevdim. Yılmaz'ım. Sevdin mi arabanı? Sevdim. Kavuşacağız babacığım, kavuşacağız, merak etme. Kaderimizi yeniden yazacağız. Sus. Süleyha. Yılmaz'ım benim.
gelmez biri gelmesin. Gelmez gelmez merak etme. Babacığım, sevdin mi arabanı? Çok seviyor arabalığı. Babası gibi. Babası kurban olsun ama. Biz de böyle hayaller kurardık. Bir evimiz olacaktı. Elim kolum dolu gelecektim. Oğlumla oynayacaktım. Sen de bizi seyredecektin. Ama olacak kurban olduğum olacak. Bizden çaldıkları hayatımızı geri alacağız. Kimse engel olamayacak bize bundan sonra. Sevdin mi sen arabanı? Hı? Bak ne bak? Aynı baba o. Konuştun mu Almanya'daki arkadaşını? Konuştum, konuştum. Her şeyi ayarladım. Bizi kimse bulamayacak merak etme. Süreyya, korkuyor musun yoksa? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü artık yanımda sen varsın. Niye durgunsun peki? Bu sefer sabretmesi çok zor geldi Yılmaz. Süleyman benim gönlüm. Bu arada babamın yeğeni geldi Fikret. Aa. Kimi kimsesi yok diye biliyordum. Varmış. Babam yıllarca izini sürmüş bulamamış. Meğerse Almanya'ya götürmüşler küçükken. Öyle sevindim ki. Babamı evlatsız bırakacağım diye içim parçalanıyordu, kahroluyordum. Ama içim çok rahat şimdi. Fikret geldi. Aslan gibi yeğenim var yanında. Beraber görmemesi lazım. Mahvolur. Bütün planımız mahvolur Yılmaz. Dur, panik yapma, dur. Sakin ol. Hekim Hanım, ne oldu? Niye geldiniz? Allah Allah. Ne demek niye geldiniz Gülten? Evime gireceğim. Çekilir misin? Yok, çekilemem. Niye geldiniz onu söyleyin. Yahu ben evime gelirken senden izin kağıdı mı alacağım Gülten'cim? Kendi evime gelirken. Ben senin niye geldiğini tahmin ediyorum ama. Allah aşkına neymiş, niye gelmişim? Sabahattin abinin düğününü gördün. Büyük hanıma laf söylemeye gelmişsindir. Hekim Hanım, hayırdır? Ne oldu ya? Gene ne yaptı? Ya yenge, büyük hanıma laf söylemeye geldi herhal. Büyük hanım şimdi yok. Geldiğinde gelirsiniz tekrar. Ya bu konağın havasından, suyundan mı nedir? Hepiniz bir garipsiniz ya. Saniye, benim büyük hanımla ne işim olacak Allah aşkına? Gültenciğim, çekil canım. Yılmaz. Müjgan, niye geldin? Asıl sen niye geldin? Ne yapıyorsun sen burada? Ya bu albümü unutmuşum burada. Şu fotoğrafı büyütüp duvarımıza asacaktım. Beni affetmen için tabii. Öyle mi? Müjgan yapma artık. Ne olur yapma. Ne olur kuruntu yapma. Ne olur. Çok yıprattık birbirimizi. Ne olur daha fazla yıpratmayalım. Yapma. Ben biraz uzatmış gibi oluyorum böyle durumlarda ama benim artık o kadının adını bile duymaya tahammülüm yok. Sen hep ona inanıyorsun ya. Ben sadece sana inanıyorum.
O ne? Ne ne? O ne? Oğlum hediye aldım bugün. Kerem Ali'ye. Bu biraz fazla büyük değil mi Kerem Ali için? Yani bunu beğendim, bunu aldım. Sen niye geldin? Ben niye geldim? Babamın verdiği cevşenle Kerem Ali'nin nazarlığı burada, onu alacağım içeriden. Dur ben alırım. Yok canım. Ben alırım. İçeride banyoda eteğim var. Oh. Ya bırak şimdi eteği falan, ne olur. Zaten her yer her yerde. Çok canım sıkılıyor bu duruma zaten. Hadi alırsın sonra. Otur otur. Neler hayal etmiştik değil mi? Bu evde birlikte yaşayacaktık huzurla. Sen akşamları elin kolun dolu gelecektin eve. Kerem Ali'yi bu evde büyütecektik. Ben hep senin yanında olacaktım. Yamanlara karşı, bütün dünyaya karşı. Sadece ikimiz. Ama olmadı değil mi Yılmaz? Çünkü sen karşına aldın beni. Müşke, ben seni karşıma almadım. Ben hep senin yanındayım. Yapma artık. Evet. Öyle gözüküyor şimdi. Yanındasın. Ama hep olacak mısın Yılmaz benim yanında? Ben bunu çok düşünüyorum. Aslında sürekli bunu düşünüyorum bu aralar. Çünkü yarın öbür gün gene bir şey olur. Daha kaç kere özür dileyim senden? Bak ne güzel bir başlangıç yaptık. İstikbalimizi düşün, Kerem Ali'yi düşün. Yapma artık şunu, ne olur yapma. Bizi bir daha bırakmayacaksın yani, öyle mi? Bırakmayacağım. Hep yanımızda olacaksın. Bundan sonra hep yanımızda olacağım. Hı. Peki. Yemin et. Müşken. Yemin et, Kerem Ali'nin üstüne yemin et. Nereden çıktı şimdi bu? Niye edemiyorsun? Zor mu geliyor oğlunuzla yemin etmek? Söz veriyorum. Yanınızda olacağım. Ama oğlumun üstüne yemin edemem. Bu çok büyük bir şey. Hayat çünkü bu. Ne getireceği belli olmaz. Etmeyeceksin yani. Sen edebilir misin? Ha? Ne olursa olsun. Züleyha ile beni yan yana görsen bile beni bırakmayacağını, benden vazgeçmeyeceğini yemin et. Ederim. O zaman oğlunun üstüne yemin et şimdi. Edemiyorsun değil mi? Sen haklısın. İnsanın evladı üstüne yemin etmesi çok büyük bir şey. Hadi gidelim. Hadi. Kapıyı kilitler misin lütfen? Buralar hepsi bir garip. Hiçbirine de güvenmiyorum.
cebine bakalım. De, de. De, de. De bakalım. De, de. De, de hadi. Ne diyecek? Dede diyecek, dede. Söyle bakayım oğlum. Eksin dede. Der, merak etmeyin. Sabredin biraz. Büyüyecek ve söyleyecek. Ama demiyor bey canım işte, demiyor. Desene, hadi. Dede. Ne yaparsınız? Yaş ilerledikçe sabır azalıyor. Değil mi Kerem Ali? Değil mi? Ha? Değil mi? Siz daha çok gençsiniz Ali Rahmet Bey. Daha neler göreceksiniz bakalım. Okullara gidecek. Sizin gibi, babası gibi iş adamı olacak. Hı? Fabrikaları olacak inşallah. İş adamı mı olacaksın sen ha? Ha? İş adamı mı olacaksın? İnşallah bey canım. Allah ömür versin de sağlıkla sıhhatle görelim inşallah. Göreceğiz, göreceğiz de. Babasının inadı biraz geçerse tabii. Ne bileyim. Bir Fekeli soyadı mesela. Kerem Ali Fekeli. Ne kadar güzel. Kerem Ali Fekeli. Kerem Ali Fekeli. Fekeli misin sen? Oh. Yerim seni. Yerim, yerim, yerim. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mürgen'cim nasılsın? Nasılsın Yılmaz? İyiyim. Ne var onun içinde? Babası oğluma böyle bir şey almış. Ay, bak ne almış. Aa, ne güzel bir şey. Sen nereden buldun bunu Yılmaz? İstanbul'dan getirdim. Tabii biraz büyük yani bu Kerem Ali için ama. Aa, ne olacak canım? Kerem Ali büyüyecek. Büyüdüğü zaman oynar. Müjgan'cığım bir de bu oyuncakları biz iyi muhafaza edelim olur mu? Ne bileyim yarın öbür gün ikinci kardeş gelir. Değil mi? Ona kalsın, o oynar. Kerem Ali de abi olacak. Ah ne güzel. Kerem Ali abi mi olacaksın sen ha? Abi mi olacaksın Kerem Ali ha? Nasıl? Beğendin mi? Güzel. Beğendim tabii. Çok güzel. Kimin evi burası? Senin. Benim mi? Evet senin. Ama benim evim var Demirciğim. O da senin sayende oldu zaten. Bir eve daha gerek yok ki Demirciğim. Evet var ama bizden çok uzakta. Burası daha iyi. Daha mutlu olacaksın burada. Mersin'de yaşamanı istemiyorum artık. Anladım Demirciğim, anladım anlamasına da. Şimdi hünkârın öfkesi burnundayken bir de bana ev aldığını duyarsa ne olacağını tahmin edebiliyorsun değil mi? Olan oldu zaten abla. Bundan sonra olacaklardan da sen mesul değilsin. Üzme kendini. Naciye inşallah iyi bir teklif verir de alırsın bu konağı. Oldum olası bayılıyorum buraya. Vallahi insaf edip de indirim yaparsa hemen alacağım. Şahane bir konak. Başkasına giderse üzülürüm vallahi. Aa açık. Annem de tüm Çukurova'da seni kabul edecek. Sen güle güle otur. Bak eşyaların daya döşe. İstemediğin eşya varsa çıkarırız. Tamam. Tamam gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun abla. Güle güle otur. Demir Bey. Hayırdır hanımlar? Naciye'nin bu konağı satlığa çıkarttığını duymuştuk. Ben talibim. Geç kaldınız ama. Çünkü bu konağı ben aldım. Sevda annem için. Bundan sonra o oturacak. Bu konak artık Sevda Hanım'ın konağı. Hayırlı olsun. Güle güle oturun. Hayırlı olsun. Daha iyisi sizin olsun hanımlar.
Benim Aminem. Çok güzel maşallah. Babası nerede bunun? Çalışıyor. İşte gelecek. Ben bütün gün mü çalışıyor? Ama ben hiç görmedim onu. Yazık değil mi bu çocuğa? Yazık, yazık, yazık. Oy, oy, oy. Alo. Sevgilim. Demir. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Neredesin? İyiyim, iyiyim. Merak etme beni. Çocukları çok özledim. Adnan'ı, Leyla'yı. Nasıllar? İyiler. Onlar da iyi. Merak etme. Annem sana da, çocuklara da hasret bıraktı beni Züleyha. Baba. Adnan baba mı dedi? Evet. Babasının bir tanesi. Getirsene telefona, hiç olmazsa sesini duyayım. Dur, kucağıma alayım. Gel. Gel bak kiminle konuşacağız. Gel. Gel. Adnan. Oğlum. Adnan. Gel an. Alo. Alo. Demir. Ne oldu Demir? Ne oldu? Annem. Telefonu yüzüme kapattı. Çocukların sesini bile duymama müsaade etmiyor. Hayır, ne hakkı var ki böyle bir şey yapmaya? Tamam, sakin ol. Üzülme. Üzülme. Elbet bir gün içi soğuyacak onun da. Sen babalarısın o çocukların. Seni çocuklarından, karından ayırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Biliyorum, bir gün pes edecek o da. Bir gün pes edecek. Ama üzülme, ne olur. Tamam. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Özlemiş de. Sen de çok özledin. Ama o sana acıdı mı? Bırak. Biraz da o çocuklarını özlesin. Hanım, misafirlerimiz var. Hayrola, kim? Bu Şenur'la Nedret ille büyük hanımı göreceğiz diyorlar. Vallahi bu saatte. Tamam, çağır gelsinler. Tamam hanım. Bu saatte. Hayırlı bir haber için gelmiyorlardır da. Neyse, boş ver. Buyurun, buyurun. Buyurun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hünkar Hanım. Bu saatte rahatsız ettik, kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi bizler iyiyiz de. Hünkar, maalesef tatsız haberlerimiz var. Canınız çok sıkılacak ama nasıl olsa bir yerden duyacaksınız. Sonra biliyordunuz da niye söylemediniz dersin diye. Vallahi kızlar, şu saatten sonra ne söyleseniz canımı sıkamazsınız. Buyurun söyleyin. Naciye konağını satlığa çıkartmıştı biliyorsun. Ben de taliptim. Bugün görmeye gittik. İçeri bir girdik ki ne görelim. Demir Bey'le Sevda mıdır nedir o kadın? İstediğin gibi daya döşe. Bu konak senin artık diyordu kadına. Bu konağı Sevda anneme aldım dedi. Kulaklarımıza inanamadık. Annem de Çukurova'da kabullenecek dedi. Öyle mi dedi? Hünkar Hanım, hiç anlamıyorum. Demir Bey'e ne oldu böyle? Bu ne cesaret canım? Vallahi ne oluyor anlamadık. Niye böyle oldu? Demir Bey bunca yıldır annem der başka bir şey demezdi. Allah! Taşka dayıflar geldi. Taşka dayıf mı yaptın Nazire? Ellerine sağlık. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hekim Hanım'ı kime bırakayım mı? Mutfağa götür, çocukla ilgileniyor. Zora yer.
Fikret'cim sen taş kadayıfın lezzetini bilir misin? Yani Adana'nın lezzetlerinden biri. Bilirsin herhalde. Beyci Hanım, Adana'nın yemeklerini bilmez mi o? O Çukurova'nın çocuğu, buralı. Unutuyorum senin Çukurovalı olduğunu. Aslında haklısınız Beyci Hanım. Öyle ama amca, çok ufaktım, hatırlamıyorum yani. O yüzden sil baştan hepsini deneyebilirim. Deneriz yeğenim, deneriz. Hadi bakalım, taş kadayıftan başlayalım. Afiyet olsun. Ne oldu? Niye bu kadar derin iç çekiyorsun? Yıllar sonra burada olmak garip geldi be amca. Özlemişsin değil mi buraları? Özlemişim. Fikret'cim, bu cennet gibi yeri bırakıp Almanya'da olmak zordu herhalde senin için, değil mi? Yani o günleri hatırlamadığım için bu soruya cevap veremeyeceğim Beyci Hanım. Orada fabrikada çalışıyordun değil mi? Hayır, fabrikada çalışmıyorum. Ajantam var. Ne ajantası? Bilet satıyorum, uçak bileti. Kime? Türklere mi? Genelde Türklere, evet. Ha, dayından kaldı herhalde. Hayır, kendim kurdum. Bir de ortağım var. O zehir gibidir. Ticarete falan kafası çalışır yani. Birlikte bayağı büyüttük işleri. Artık ortağına veda etmenin vakti geldi. Veda etmeye vaktin mi geldi? Nasıl yani? Yani diyorum ki artık işlerin başına geçme vaktin geldi. Hisselerini ortağına devret, gel başına geç işlerin. Yılmaz, çok sağ ol. Ama benim orada bir düzenim var. Onu bozmaya niyetim yok. Sen istersen o düzeni burada da kurarız. Hem bak, babamı yıllar sonra bulmuşsun. Adam seni kaybetmek ister mi? Değil mi baba? Olur mu öyle şey? Evlat doğru söylüyor. Artık burası senin evin. Her şey burada olacak. Amca çok sağ ol ama... Babamı duydun Fikret. Bak, bundan sonra senin yerin amcanın, babamın, atalarının toprağı. Babaların ve amcaların dediğini evlatlar yapar. Seyhan bize bir şey mi anlatmak istiyor acaba? Fikret, atları sever misin? Çok severim. Gel atlara bakmaya gidelim. Olur. Müsaadenizle. Hadi gidin bakalım. Bir de ne anlatıyorsa anlayın da bana anlatırsınız. Tamam amca. Müsaade sizin. Beyci Hanım. Beyci Hanım. Ailemiz yavaş yavaş genişliyor işte. Ne güzel. Çok güzel. İşte meşhur Seyhan Hanım bu. Çok güzelmiş. Öyledir. Babamın en kıymetlisi. Babam çok acı çekmiş Fikret. Çocuklarının karısını trafik kazasında kaybetti. Öyleymiş, anlattı bana. Hiç haberim yoktu. Biz mahpusta tanıştık. Gerçi sana anlatmıştır. Onu da anlattı. Mahpusta mahvolmuş bir haldeydim. Bana kol kanat gerdi. Beni evladı yerine koydu. Bana yeniden hayat verdi. Sen de ona hayat vermişsin. Amcam seninle gurur duyuyor Yılmaz. Seni ne kadar sevdiğini görebiliyorum. Öyle. Kimsesizdik, baba oğul olduk. Ama şimdi sen geldin, iyice tutundu hayat. Geldiğinden beri eski günleri anlatırken yüzü bile gülüyor. Tabii yarası hala kanıyor. Ben zaten o konusunu açmadıkça hiç bahsetmiyorum geçmişten. Fikret bak. Ben babamı ne kadar sevsem de senin kadar iyileştiremem. Sizin geçmişiniz bir, kanınız bir, yaranız bir. Sen geldiğinden beri adam başka bakıyor artık. O yüzden Almanya'ya dönme. Bak, sen onun öz yeğenisin, canından bir parçasın. Sen gidersen çok üzülecek. Babamı kimsesiz bırakma, olur mu? Amcamın senin niye evladı gibi sevdiğini şimdi anlıyorum. İyi ki karşılaşmışsınız be Yılmaz. Eyvallah. Sen de iyi ki varsın. İyi ki geldin.
Fikret babasına mı benziyor Ali Rahmet Bey? Yok. Rahmetli kardeşim Musa ufak tefek bir adam. Yani size çekmiş boylu poslu. Fikret daha çok büyük dedelerine benzemiş. Onlar böyle bak bak bitmezlerdi. Uzun, kuvvetli, güçlü adamlardı. Ali Rahmet Bey, size bir şey söylemek istiyorum ama bana kızarsınız diye de biraz çekiniyorum açıkçası. Estağfurullah beycanım. Niye kızayım? Ben sözünü sakınmayan kimseye kızmam. Tam tersi, saygı duyarım. Ali Rahmet Bey, beni aşağı yukarı bugüne kadar biraz tanıdınız. Ben insanlara çok rahat güvenen bir kadın değilim. Olaylara biraz kötü tarafından bakarım hep. Huy. Siz çok saygıdeğer ve kuvvetli bir insansınız. Herkes sizin yanınızda olmak ister. Estağfurullah. Yeğeniz Fikret... yani ona güvenmekte, inanmakta biraz... hızlı mı hareket ediyorsunuz acaba diye düşünüyorum. Olur mu öyle şey beycanım? Siz ne diyorsunuz? Fikret benim öz be öz yeğenim. Emin misiniz? Eminim tabii. Neden? Bilmiyorum Ali Rahmet Bey. 30 yıl sonra... enteresan bir şekilde ortaya çıkıyor ve neden şimdi çıkıyor mesela? Yani neden siz hapisteyken çıkmıyor? Her şey olabiliyor hayatta Ali Rahmet Bey, her şey. Yani gazetelerde neler okuyoruz? Bilmiyorum, ben biraz şüpheleniyorum açıkçası. Ne bileyim, 30 yıl sonra geliyor ve çok enteresan değil mi mesela? Şehirde sizi arıyor, sizi soruyor. Ne bileyim, ben birinin yeğeni olsam kapıyı çalarım. Derim ki ben sizin yeğeninizim. Neden bu kadar bekliyor? Üstelik siz şüpheleniyorsunuz, onu buluyorsunuz ve getiriyorsunuz. Bana biraz tuhaf geliyor. Ya açıkçası 30 yıl sonra biri benim yeğenim diye gelse ben kılı kırk yararım. Yararım. Şüphelenirim. Tanımıyorsunuz çünkü. Çok uzun zaman olmuş görmeyeli. Nacizane, ben sizi daha fazla kafanızı tabii ki yormak istemem ama bence biraz düşünün. Yani düşünün derken biraz araştırın. Hemen güvenmeyin derim ben, bilmiyorum. Bazen olayların en kötü tarafından düşünmek daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bence. Feycan, ben her zaman her şeye iyi tarafından bakarım. Çünkü bilirim ki güzel düşünen güzel görür. Size de tavsiyem odur. Güzel düşünün, güzel görün. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Tabii ki. Tavsiyenize uyacağım. Ya geçmişin intikamını almaya geldin... ya da geçmişte benden alamadıklarını almaya. Sen benden çok şey istedin. Kocamı, yuvamı, sahip olduğum her şeyi. Ama alamadım. Yuvamı parçalayamadım. Yine yapamayacaksın. Senin yuvan mı vardı? Senden koşarak kaçan bir koca, derdini hiçbir zaman anlayamadığın bir oğul. Hayat bazen öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar. Hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin, kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücüne karşı koysan da sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın
dünyanın toprağında büyüyorsun. Çok kötülük yaptım Züleyha'ya. Çok acı çektirdim. Çocuklarımızdan ayırdım. Şimdi ona yaptıklarımı annem bana yapıyor. Beni çocuklarıma hasret bırakıyor. Geçecek Demir. İnan hepsi geçecek. Bir gün gelecek. Karına da, çocuklarına da kavuşacaksın. Sen bana karşı hep yapıcı oldun zaten abla. Bana hep ümit verdin. İşte annemin anlamadığı şey de bu zaten. Hiçbir zaman beni lüzumsuz suallere boğmadın. Niye boğayım ki? Sen aklı başında, ne yaptığını bilen bir insansın. Neden seni lüzumsuz suallere boğayım? Hı? Biliyor musun? Züleyha'ya duyduğun o sevda var ya, beni o kadar mutlu ediyor ki. Çok. Hatırlıyor musun? Bir gün ayakların yerden kesilmiş bir şekilde geldin bana, dedin ki Sevda abla. Sevda abla, ben aşık oldum. Bana aşık oldum dediğin gün hatırlıyor musun? Karım hakkında bilmediğin öyle çok şey var ki. Ne gibi? Bazı şeyleri sana anlatmadım. Anlatamadım. Anlat o zaman. Yılmaz diye biri var. Fekel'in oğlu yerine koydu. Züleyha ile birlikte çiftliğe geldiler. İstanbul'dan kaçmışlar. Züleyha'yı daha önce trende görmüştüm İstanbul'dan gelirken. Meğer aynı trende gelmişiz Adana'ya. Başta kardeşiz dediler. Tutuldum. Aşık oldum. Ona sahip çıktım. Ama sonra Yılmaz gerçeği söyledi. Züleyha Allah'ın huzurunda benim karım dedi. Ama vazgeçemedim. Bırakamadım. Züleyha Yılmaz'ın elinden aldım. Amca. Yeğenim, seni de mi uyku tutmadı? Sen de mi kuşlara sattın uykunu? Öyle oldu amca. Rahat etmediysen... Çok rahatım amca, çok sağ ol. Senin sayende kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum. Evindesin zaten Fikret Fekeli.
Burası fekillerin evi. Kasinoda masa tutmuş. Hem de ön masa. Ay çok pahalıdır ön masa. Aa, kim tutmuş? Ama biz bir arkada otururuz. Beyim beni her hafta götürür. Nereye götürür Amine? Ay, Zeki Müren'i dinlemeye. Ay öyle güzel okur ki. Seni de götürelim mi Zeki Müren'e? Götürün. Nereye gideceğiz? Aa, Zeki Müren dedim ya canım. Ama sen de beni dinlemiyor musun? Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Yine bir gül nihal aldı bu gönlü. Unuttun mu Amine? Ay, gerisi neydi? Görmedim kimsede böyle bir dilruba. Dilruba ne demek biliyor musun? Gönül çalan demek. Anneciğim rast makamı. İsmail Dede Efendi'nin hatırladın mı? Hünkar Hanım. Çok şaşırdım. Niye? Musiki'ye olan ilginizi bilmiyordum. Çok eskiden vardı. Çok eskiden. Aa, o kadın da söylüyor muymuş bu şarkıyı? Hangi kadın? Ay, işte o kadın. Şşş, duyacak, çok üzülüyor. Ben çarşıya gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Hünkar Hanım, ben sizin yanınızdayım. Sağ ol. Yalandan şöyle süpürüyorsunuz ya. Toz toprak duruyor, yaprağı duruyor hala. E madem öyle yıka. Bak karışma kıza, kendi işine bak. Hani ne yapıyorsun? Ahırlar ilaçlanacak. Yahu ilaçlayacağım. Büyük hanımı hayırlısıyla bir yollayayım. Ondan sonra gidip ilaçlayacağım saniye. Niye? Fizan'a gidiyoruz sanki. Ne yolcu edecekmiş ya? Saniye ben gidiyorum. 200 saate gelirim kızım. Konak size emanet. Tamam hanımım. Büyük hanım ben de ahırları ilaçlatacağım. Tamam. Geceden ben zaten ilaçları falan hazırlamıştım. O işi bitirir bitirmez. Tamam tamam çocuğum. Tamam hadi. Tamam. Hadi gidelim çocuğum. Değirmene de gideceğim ben. Bir. Tamam oğlum. Aha. Valla bilmiyorum ki Fadiye. Sormadım sabah sabah hesabını büyük hanıma nereye gittin diye. Ya abla meraktan sordum sen de yani. Ya neyi merak ediyorsun? Nereye gidecek Fadik kadın? Hava almaya gitmiştir. Belki barajın oraya gezecek bir hava alacak. Evin içinde duramıyor ki. Ben olsam ben de duramam. Yüreği yanıyor yüreği bu kadının. Yanmasın mı? Ya Demir Bey'in de yani Allah'ım ya Rabbim iyice zıvanadan çıktı saniye. Yani anan ya senin bu alıyorsun yani o kadar laf ediyorsun. Olur mu Allah aşkına ya? Ne yapmış ki Demir Bey'im? Nasıl ne yapmış ki kız? O şarkıcı denen karıyı alıyor götürüyor sabah. Kurban olayım Gafur abi, 100 kere anlattın ama çarşıdan ne duyduysan ya.
Düğünü anlattın mı? Anlattın, her şeyi anlattın. Ya Demir Bey, bu Naciye'nin konağını almış, içine de o kadını oturtmuş. Abla, ne diyorsun abla? Aşkına saniye. Aşkına Naciye'nin düğünü hiç güleceğim yoktu ya, vallahi hiç güleceğim yoktu. E işte Gafur, ne güzel güldün sabah sabah. Yav saniye ne saniye? Adam işte almış konağı, kadının içine oturtmuş, yav saniye. Allah Allah. Ya bırak saniye Allah aşkına, Çukurovalıları bilmiyor musun sen? Ananın oğlunun arasına fitne sokuyorlar, yalan konuşuyorlar. Nereden biliyorlar? Ben hiç duymadım ya, ilk defa duyuyorum ya. Saniye, Hünkar Hanım nereye gitti, sana bir şey söyledi mi? Yok vallahi, sormadım. Ne oldu? Betiniz benziniz atmış. Bu şeyi söyledim. Demir Bey hani Naciye'nin konağını aldı ya, kadının içine oturttu. Doğru mu Gelin Hanım? Hakikaten aldı mı ya onların konağını? Hakikat mı Gelin Hanım? Allah Allah. Ne oldu? Büyük Hanım, Sevda denen o kadını vurmaya gitmiş olmasın? Ay Fatih, lütfen. Avel evvel konuşma Fadik. Allah aşkına, kadın yani eşkıya mı alacak eline bir bıçak? İnsan öldürmeye gidecek, lütfen. Abla, sabah giderken nasıl hıyıcı hıyıcı bakıyordu, görmedin mi? Ya bak, Gelin Hanım'a da söylememiş nereye gideceğini. Ay Fadik, şom konuşma ne olur. Vallahi artık o dilini alacağım, bile çekip bırakacağım ya. E bir şey olduktan sonra Fadik dediydi dersiniz o zaman. Bak hala konuşur, kız sus. Allah Allah. Kız Fadik. Şişt, bana bak. Ağrılar ilaçlanacak, haydi. Haydi. Haydi gidelim. Hadi bakalım, kolay gelsin. Geç otur, geç. Vallahi o Sevda denen kadını böyle lim elime edeceğim bulursam. Kahrından ölüyor. Ölüyor kahrından. Yataklara düşecek, korkuyorum. Güçlü kadın Saniye, biliyorsun. Atlatacak bunu da. Ben de üzülüyorum ama elden bir şey gelmiyor ki. Sana da yaşattığı o kadar acıdan sonra. Hı? Ne yapayım Saniye? Ben de böyleyim işte. Af diledi benden. Pişmanım dedi ya. Böyle içim yumuşayıverdi, geçti gitti işte. Ben de az etmedim sana. Sen bana neler ettin Saniye? Beni dövüyordun biliyor musun? Ne? Ne zaman kız, yok artık. İlk geldim buraya Hamine'ye, çorba yapacaktım. Tencereyi aldın, attın. Sus. Ya. Şurada. Evet, orada. Allah Evet. Neymiş o benimle konuşacağın çok önemli mesele? Seni dinliyorum. Ya hiç sormayın. İşporta tezgahı açar gibi sergilemişler bütün kıyafetleri. Hem de kendi şirketlerinin önünde. Holding'in önünde mi olmuş? Tabii canım, ben de gördüm. Pantolon, ceket, gömlek, ne var ne yok çuval çuval döktüler. Bildiğin çıfıt çarşısı gibi oldu. Demir Bey'in ocağının takımlarına ahali nasıl kapıştı görmeniz lazımdı. Ay yazık olmuş. Hepsi de terzide özel diktirilmişti. Herhalde şekerim. Koca Demir Yaman konfeksiyondan giyinecek değil. Vallahi bir şey diyeyim mi? Hünkar Hanım'ı sever sayarız filan ama bu yaptığı iş değil. Oğlunla bir meselen varsa kendi içinde halletsene. Ne diye kendini rezil ediyorsun millete? Doğru söylüyorsun canım. Kol çıkar yen yerinde kalır. Ayol, kol yenden çıkalı çok oldu, çok. Baş tabip beyin nikahında bütün Çukurova'ya rezil olmadı mı bunlar? O şarkıcı kadın yüzünden. Sorma. O da doğru ya. Demir Bey çok büyük ayıp etti annesine. Hünkar Hanım az bile etmiş. Benim oğlum beni öyle rezil rüsva edecek var ya. 3 lira 50 kuruş. Borcunuz 3 lira 50 kuruş. Başka bir arzunuz?
Merhaba hanımlar, nasılsınız? Aa, hoş geldiniz. Buyurun, böyle oturun. Ben biraz şifayı kapmışım. Sizden uzak oturacağım. Ay, geçmiş olsun. Geçmiş çay olsun. Alır mısınız? Hayır, hiçbir şey içmeyeceğim. Kim ortalığı birbirine katmış bakalım? Kim olacak? Tabii ki de Yamanlar. Ne yapmışlar? Daha ne yapacaklar be Hiceciğim? Hünkar Hanım oğlunun bütün kılığını, kıyafetini hayrına sokaklarda dağıttırdı ya. Onu konuşuyoruz. Yamanlar iflah olmaz. Ben diyeyim size. Anaoğul birbirinin yüzüne bakmaz bir daha. Öyle değil mi? Yani anaoğul kavga edebilir. Et tırnaktan ayrılır mı? Ama ben Yamanları biraz anormal buluyorum açıkçası. Normal değil diyorsunuz yani. Öyle diyorum. Evin içinde bir zır deli yaşıyor. Nasıl normal olabilirler? Züleyha'yı mı kastediyorsun Behiceciğim? Tabii ki şekerim Züleyha'yı kastediyorum. Bu kızcağız kendini çarşının ortasında yakmaya kalkmadı mı? Sevgili Ali Rahmet Bey eğer onu bulmasaydı belli ki yanacaktı kadın. Ha doğru. O yetmedi, gitti kocasına 3 kurşun sıktı kayınvalidesinin önünde. Olacak şeyler değil bunlar. Bunlar normal şeyler değil hanımlar. Sıktı vallahi. Sıktı, sıktı. Sıktı. Sıktı bebeğim. Bir de silahı kendi kalbine doğrultup kendine sıktı. Yani bir insanın normal olması mümkün mü bu şekilde? Vallahi doğru söylüyor. Züleyha ruhu bunalım geçiriyor. Allah şifasını versin. Benim en korktuğum şey, söylemek bile istemiyorum ama bu evdeki çocuklar için çok tedirginim. Hiç güvende değiller, hiç bence. Niye? Çocuklara ne olmuş ki? Şekerim, şu şekilde düşünmeye bakın. Evde bir babaanne var, dengesiz. Bir koca var, fevkalade sinirli ve fevri bir adam. Kız da zır deli. Tuhaf, garip şeyler geliyor aklıma. Düşünmek bile istemiyorum ama mesela diyelim anneciğim ben banyoya götürüp çocukları yıkayacağım dese. Cinnet diye bir şey var biliyorsunuz. Korkunç bir şey. Bir cinnet anında bu çocukları küvete sokup boğsa. Cinnet. Ay, Allah, cinnet böyle bir şey. Allah'ım korusun. Allah korusun. Cinnet. Kadın tam bir yılan Züleyha. Tam bir zehirli yılan. Çukurova'nın kadınlarını toplamış etrafına. Onların da işi gücü yok tabii. Ağzının içine bakıyorlar. Allah dedikleri kadar varmış. Dikmiş iri iri adamları kapıya. Nal gibi de kilit. Kolay gelsin. Hayırlı nöbetler. Açar mısınız kapıyı? Niye bakıyorsunuz öyle? Açsanıza kapıyı. Yasak. Nasıl yasak? Büyük hanımın talimatı var. Giremez kimse. Canım ben kimse değilim. Şermin Yaman'ım ben. Hünkar Yaman'ın yeğeniyim. Aç kapıyı hadi. Giremez kimse. Allah Allah, gerizekalı galiba. Kardeşim, akrabasıyım diyorum, yeğeniyim diyorum. Aç kapıyı da gireyim içeri. Giremez kimse. Ay çıldıracağım şimdi. Saniye. Ha Şermin Hanım. Ben Züleyha'yı ziyarete geldim ama açmıyor bunlar kapıyı. Apo. Olmazsa aç ya Şermin Hanım, yabancı değil. Şekerim, nereden buldunuz bu hödükleri? Aa, Hünkar Yaman'ın yeğeniyim diyorum. Bön bön bakıyorlar suratıma. Vallahi işte ne yapsınlar? Onlara da verilen emir böyle. Herkes vazifesini yapıyor. İyi, yapsınlar tabii. Aferin ama kuş uçurtmuyorlar. Bana bak, ne diyeceğim? Yengem Demir'i eve almamak için dikmiş bunları kapıya. Ha, doğru mu? Öyle söylüyorlar. Şermin Hanım, Züleyha'yı ziyarete geldiyseniz kendisi konukta. Yolda bilirsin zaten.
Gelmişken yengemle çocukları da göreyim diyorum. Onları da ne zamandır görmedim. Berat abi. Buyur saniye. Hele bir uğurlar olsun. Bu yanına 5 kişi al. Tamam. Bu şeydeki köy var ya. Bunda da bir havalar. Kahya değil, Tarım Bakanı sanki. Salak. Nasıl asabım bozuldu anlatamam Züleyha. Herkesin içinde senin hakkında ileri geri konuşuyor. Deli diyor, zır deli diyor. Kendimi zor tuttum, yemin içerim. Hele o çocuklar için. Çocuklara bir şey yapacak diye korkuyorum dediğinde... böyle artık üstüne atlayıp saçını başını yolacaktım. Boş ver sustuğun iyi olmuş. Ne derse desin. Nasıl boş ver Züleyha ya? Nasıl boş ver? Neymiş? Sen evlatlarının banyoda boğacakmışsın. Sana evlat emanet edilmezmiş. Elinden almak lazımmış. Öbürleri de doğru söylüyorsun diye böyle kafa sallıyorlar. Ne biçim insanlar bunlar? Senin neler çektiğini, evlatlarına ne kadar hasret kaldığını bilmiyorlar mı? Züleyha! Züleyha! Züleyha burada mısın? En çok ağrıma da o gitti. Sen canına kıymışsın da intihar etmişsin. Hiç ar haya kalmamış bu kadında. Utanmadan, sıkılmadan bir de bunları konuşuyor. Kendi yeğeninin senin olduğunu bildiği halde gözünü kırpmadan yalan söylüyor. Ben Behice'nin yerinde olsam, kendi öz yeğeni birini öldürmeye kalksa, yemin içiyorum ha bu burnumu dışarı çıkarmam utancımdan. Müjgan Hanım'ın ne kadar cani bir insan olduğunu bilmiyorlar tabii. Hekim diye etrafında pervane oluyorlar. Hapse gireceğine hürmet görüyor bir de. Niye anlatmıyorsun Züleyha? Niye anlatmıyorsun sana yaptıklarını? Gülten. Polise git. Savcıya anlat. Ha? Gülten'cim kaç kere konuştuk bunları. Bana inanmazlar diyorum sana. Belki bu sefer olur. Hem icap ederse ben de şahitlik ederim sana. Canım benim. Sen az önce kendini söylemedin mi zaten? Behice sana deli derken kimse itiraz etmedi demedin mi? Herkes başını salladı demedin mi? Daha şimdiden bana deli muamelesi yapıyorlar. Bir de düşünsene ben gidip şikayet edeceğim. Ya, ama... Gülten. Müjgan'ın beni vurduğunu kimse bilmeyecek. Aramızda bir sır olarak kalacak, tamam mı? Söz ver bana. Şermin, buradayım. Ah. Hoş geldin. Ay hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. Ben daha önce gelecektim ama vallahi fırsat olmadı işte. Kusura bakma. Olsun. Estağfurullah, geldin ya. Nasılsın şimdi? İyi misin? İyiyim Şermin. İyiyim. Daha iyiyim. Merak etme. Aman iyi ol, iyi ol canım, iyi ol. Hadi gel kahve içelim. İçelim. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Züleyha nasıl yaptın böyle bir şeyi? Şermin'cim bir anlık bir buhrandı. Geldi geçti işte. İyiyim şimdi ama. Hadi gel hadi. Thank you.
Önce bir şirketi dolaşalım, ondan sonra oturup konuşuruz. Olur. Bütün ideal personel burada mı? Evet, buradan yönetiliyor. Ercan, ticaret sicil belgesini getir oğlum. Bir de 2 yıllık bilançolarla mizan defterini istiyorum senden. Sicil belgesi. Evet, evet, hadi çabuk. Buyurun. Bu nedir? Mersin Gümrüğü'nden ilave kontenjan isteyelim demiştiniz. Onun dilekçesi. Ercan'a söyleyin. Müdür arasın. Ek kontenjan talebimizi şifayende söylesin. Peki efendim. Gerekirse biz de tararım ben. Ha, gel Ercan. Emri Bey. Öğleden sonra gümrük müdürünü ara. Ek kontenjan istediğimizi söyle. Dilekçe de yarın ellerinde olur. Hünkar Hanım geldi. Ne istiyormuş yine? Bak, o resmi indirirse hesabını sizden sorarım, hepinizden. Yılmaz Akkaya da yanında. Annemin. Ne işi var Orif'in şirketimde? Holding'in hisselerinden bahsediyorlar. Hünkar Hanım yarısı benim dedi. Ne? Bir de mizan defteriyle bilançoları hissediler. Yılmaz Akkaya bakacakmış. Holding'e bağlı kaç şirket var? 14 tane. 3 tanesi İstanbul'da, 1 tane Mersin'de, 1 tane Ankara'da. Diğerleri zaten Çukurova'da. Ne oluyor anne? Bu adamın şirketinde ne iş var? Bir şey yok. Holding'deki payımı Yılmaz'a devredeceğim. Ne? Anne saçmalama, burası benim babamın şirketi. Demir. Saçmalama, beni delirtme. Şirket hisselerini can düşmanıma mı satacaksın? Demir, ticaret mi? Ticarette düşmanlık olmasın. Sen karışma. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım sanma. Anlaşılmayacak bir şey yok ki. Hünkar Yaman bana hisselerini satıyor. Kes sesini. Bak, ben iş adamıyım. Karlı bir teklif gelirse değerlendiririm. Hünkar Yaman da bana gayet karlı bir teklif. Kes dedim lan! Bu şirketten kalem dahi alamazsın, anladın mı? Bak, benimle ortak olmak istemiyorsan o zaman kendi hisselerini bana sat. Kan çıkar Yılmaz. Otur konuşuruz Emir. Yaman Holding'in hepsini bana sat. Kan çıkar dedim sana, kan! Yavaş ol Demir Yaman, yavaş. Sakin ol. Sen kimsin lan? Çekil önümden. Kes lan. Paralı adamın yok karşında. Çekil. Demir, Demir! Tutsanıza! Bırak gelsin, bırak. Bırak gelsin, gel. Bırak! Tamam, tamam, bir şey yok. Bir şey. Bırak! Frekeli. Yaman'ın Demir. Sana da aleyküm selam. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Yahu insan önce bir Allah'ın selamını verir. Bir destur alır. Bir müsaade var mı der. Ondan sonra derdi tasası neyse söyler. Böyle ipini koparmış gibi mekana girilir mi? Sana ne selam vereceğim be? Hani sulhten barıştan yanaydınız? Hani kimsenin ölmesini istemiyordunuz? Evet, istemiyoruz. Hala da istemiyorum. Niye mani olmuyorsun o zaman Yılmaz'a? Şayet Yılmaz mani olmamı icap ettirecek bir şey yaparsa mani olurum elbette. Kimsenin bunu söylemesine hacet yok. Hele senin hiç yok. Yılmaz artık kendi işinde gücünde. Seninle alakalı hiçbir şey yok ki. Kendi işinde gücünde de Adnan Yaman Holding'de ne işi var? Ne? Sizin şirketle Yılmaz'ın ne ilgisi var? Annemin hisselerine talip olmuş. Şirketin yarısını almaya çalışıyor şu anda. Bunu sana kim söylemişse bil ki düşmanındır. Seninle Yılmaz'ın arasını bozup sizi birbirinize düşürmeye çalışıyor. Hünkar Yaman, senin evlat dediğin oğlun Yılmaz. Birlikte şirkete geldiler. Gözümün önünde pazarlık yapıyorlardı. Bak Fekili, Yılmaz'ın bana karşı öfkesi, kini, gözünü kör etmiş durumda. Ona müsaade etmem dedim, beni dinlemiyor. Seni ikaz ediyorum. Eğer Yılmaz benim şirketimden bir adım daha atarsa onu yaşatmam.
Hele orada bir dur bakalım Yaman'ın demir. Hele bir dur. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış. Ayrıca Yılmaz zorla mı alıyormuş Yaman Hanım'ın hisselerini? Başına silah mı dayamış Yaman Hanım'ın hisselerini almak için? Alan razı, satan razı. Alanı da satanı da affetmem be gerek. Ben de affetmeyeni affetmem Yaman'ın demir. Demir Bey, şey... Sonra Sabiha Hanım. Demir'cim, merhaba canım. Senin ne işin var burada? Niye geldin? Ayol, insan bir merhaba der önce. Biz seni eksiksin başımda. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Seninle alakadar olacak durumda değilim. Bak, seni çekecek halde değilim Şermin, haberin olsun. Ama çok önemli Demir. Param mı bitti? Haciz kapıya mı dayandı? He? Kalacak yerim mi kalmadı? Umurumda bile değil. Gerçekten umurumda değil. Git kimden istersen iste. Züleyha ile ilgili ama. Züleyha ile mi? Yani ben bunu sana söylemekle doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama vicdanen mecbur hissediyorum kendimi. Hayır, çünkü biz amca çocuklarıyız. Yani aramızda ne olmuş olursa olsun Demir'ciğim. Neymiş Züleyha'yla ilgili şey? Ben konağa gittim Züleyha'ya geçmiş olsun demek için. Aa, konağa gittim. Kimse yok etrafta. Seslendim Züleyha, Züleyha, Züleyha diye. Çıt yok. Dedim herhalde yukarıda odasında çocuklarla ilgileniyor. Merdivenlerden çıktım. Tam kapının önüne geldim. Kapıyı çalacakken... Uzatma hadi. Züleyha ile Gülten'in konuşmalarını duydum ben kapıdan. Kapıyı dinlemedim. İster istemez kulak misafiri oldum Demir'cim. Tamam, uzatma Şermin, söyle. Gülten Züleyha'ya herkes senin kendini öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Arkandan deli diyorlar, dengesiz diyorlar. Neden gerçekleri söylemiyorsun diye bas bas bağırıyordu. Neymiş ki gerçek? Züleyha intihar etmemiş Demir. Kendini vurmamış. Ona ateş eden Müjgan'mış. Müjgan vurmuş onu. Saçmalama. Sen bilirsin. İster inan, ister inanma. Ben sana iyilik olsun diye söylüyorum. Niye geldiysen buraya? Dur, dur, dur bir dakika. Gülten'le mi konuşuyorlardı? Evet. Ay kız yırttı kendini. Polise git, jandarmaya git, gerçekleri söyle. Beni Müjgan vurdu de diye yırttı kendini. Ama Züleyha bana inanmazlar ki dedi. Bak yine bir oyunun peşindeysen. Bana kötülük olsun diye kafandan uyduruyorsan. Ay bir aşk olsun. Sen de iyice buluttan nem kapar oldun. Hayır, böyle bir şeyin bana ne faydası olabilir? Ben Züleyha'yı sevdiğim için Demir'cim. Hayır, Müjgan karını vurmaya kalkmış. Yani bir tedbir al diye söylüyorum. Bana fırça at diye değil. Züleyha niye bana inanmazlar demiş ki? Kız kendini yaktı, seni vurdu. Bir de bu. İnanmazlar tabii. Hay asıl deli Müjgan. Yılmaz diye diye iyice kafayı yedi kadın. Yarın öbür gün gene kafasını da kurar. Züleyha'yı yine vurmaya kalkar, sen yanarsın. Benden söylemesi. Demir'ciğim. We'll be right back.
Emir Bey. Müdür Bey, biraz vaktiniz varsa önemli bir husus hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Tabii, buyurun. Erte kalmayın, konuşalım. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim? Eşim Züleyha'nın vurulduğu silah hakkında sizden bilgi almam lazım. Bununla ilgili bir araştırmanız oldu mu? Balistik muayeneyi kastediyorsanız prosedür gereği yapıldı tabii ki. Tabancanın daha önce başka bir yerde kullanılıp... Ruhsat sahibinin kim olduğuyla ilgili. Yani silah ruhsatlı mı, ruhsatlıysa kime ait? Bunlara bakılmadı mı? Ama Demir Bey, hadise intihar vakası olduğu için tabancanın eşinize veya size ait olduğunu düşündük. Ya değilse? Efendim? Ya eşim kendini vurmadıysa, onu bir başkası öldürmeye çalıştıysa? Ama Züleyha Hanım bütün ifadelerinde kendini vurduğunu söyledi. Şayet bir başkası olsa... Bir başkası olsaydı araştırma yapmadan nasıl anlayacaktınız? Ya eşim susması yönünde tehdit ediliyorsa ve hala hayati bir tehlike söz konusuysa ne olacak? Ama Demir Bey... Müdür Bey, bu silah hakkında derhal araştırma yapmanızı talep ediyorum. Ruhsat sahibi kimse öğrenmek istiyorum. Hemen. Fikret, kuzu eti sever misin sen? Nazire abla kuzu kapama yapmış da. Bana fark etmez. Her şeyi yerim ben. Çok acıktın mı peki? Yani aslında çok acıktım ama biraz daha dayanırım herhalde. Tamam, sofra hazır olur birazdan. Yaman'ın Demir gelip de söyleyince yer ayağımın altından kayıyor sandım. Evlat, Yaman Hanım'ın hisselerini almaya kalkmak da ne demek? Baba, biliyorum önceden sana söylemem gerekti ama o kadar hızlı gelişti ki olaylar. Söyleyip söylememem mesele değil. Mesele Yaman'ın Demir'le ortak olmak. Sen de biliyorsun ki Yaman'ın Demir'le ortak olmak demek arı kovanına çomak sokmak demek. Sen niye böyle bir işe kalkışıyorsun ki? Baba, ben durduk yere öyle bir işe kalkışmadım ki. Hünkar geldi, teklif etti hisselerimi alır mısın diye. Yaman Hanım kendi mi dedi? Evet, kendi al dedi. Almam diyecektin evlat. Ben ana oğul arasındaki meseleye karışmam diyecektin. Baba, niye almayayım? Kadın dörtte biri fiyat vermiş. Bu fırsat kaçar mı? İsterse bedava versin. İsterse üstüne para versin. Sen gene de almam diyecektin. Yahu evlat, anlamıyor musun? Yaman Hanım oğluna kızdığı için, öfkelendiği için bunu yapıyor. Onu yaralamak için bunu yapıyor. Yahu niye yaptığından bize ne? Kadın hisselerini satıyor, ben de alıyorum. Sen demiyor muydun Demir Yaman'ı silahsız kansız bitireceğiz diye? Bak, elimizi kolumuzu sallaya sallaya adamın kalesine giriyoruz. Bu şekilde olmaz evlat. Şekli böyle olmaz. Benim buna zinhar müsaadem yok. Rızam da yok, bilesin. Baba bak, ben bu hisseli... Baba. Yılmaz, sofra hazır. Tamam Hekim Hanım. Baba oğul biraz işten güçten bahsediyorduk da. Tabii bahsedin de... Baba, herkes sizi bekliyor. Fikret de acıkmış galiba biraz. Tamam, tamam, geliyoruz. Hadi evlat. Sofrada bekletmek olmaz evi ailesini. Yalnız bak, bu mesele kapanmadı. Bunu konuşacağız. Hadi. Nereden çıktı bu? Patron niye gönderdi ki bu adam başımıza? Ben nereden bileyim Turgay? Bakalım. Gelince anlayacağız. Geliyor. Kadir Bey, hoş geldiniz. Pek hoş bulmadım Erol. Patron çok kızgın, haberiniz olsun. Vallahi biz elimizden geleni yaptık. Yeni kapattığınız arazilerin tapusunu görmek istiyor patron. Nerede tapular? Nerede oğlum tapular? Yok değil mi? Bir karış toprak bile alamadınız kaç zamandır. Maalesef aramadık.
Sebep? Çukurovalılar. Bize hiçbir şey satmıyorlar. İyi o zaman. Madem satmıyorlar, biz de tası tarağı toplayalım, dönelim Ankara'ya, olur mu? Biz sizi niye gönderdik lan buraya? Kebap yiyip şalgam içesiniz diye mi? Satmıyorlarsa bir yolunu bulup alacaksınız. Almasını alırdık Kadir Bey. Lakin o Fekeli denen adam bütün planlarımızı bozdu. O yüzden. Niye yaşıyor lan o zaman? He? Madem tek elimize çomak sokuyor, neden hala nefes alıyor o herif? Tabancanız mı yok lan? Merviniz mi bitti? Herifi çok iyi koruyorlar. Etrafı sürekli kalabalık. Kes lan! Ben buraya mazeret dinlemeye gelmedim. Turgay, bagajda bir çanta var. Getir buraya. Madem Fekeli'ye yaklaşamıyorsunuz, onun işini uzaktan bitireceksiniz. Bu son şansınız. Bir daha hata yapma lüksünüz yok. Ya Ali Rahmet Fekeli ölecek, ya da sizin kelleniz gidecek. Ortası yok. Anladınız mı beni? Evet. Anlaşıldı. Bir çay daha alır mısınız? Teşekkür ederim, kâfi. Daha ne kadar bekleyeceğiz Müdür Bey? Çok uzun zaman olmadı mı? Arkadaşlar tabancanın seri numarasını mevcut ruhsatlarla karşılaştırıyorlar. Takdir edersiniz ki bu biraz uzun bir işlem. Birazdan gelir. Gir. Müdürüm. Heh. Ne yaptın Kenan? Ruhsatlı mıymış? Evet müdürüm, ruhsatlıymış. Sahibini de tespit ettik. Ver bakayım. Buyurun. Tamam, sen çıkabilirsin. Emredersiniz. Kime aitmiş tabanca? Bundan sonrasını biz hallederiz Demir Bey. İcap edeni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Müdür Bey, tabanca kime aitmiş diye sordum. Karımın canına kim kastettiyse bunu bilmek benim hakkım. Hani acıkmıştım. Hiçbir şey yemiyorsun, çok az yiyorsun. Amca acıkmıştım, çok acıkmıştım ama biraz hızlı gidince tıkandım. E Fikret, sen böyle hemen tıkanacaksan seninle işimiz var vallahi. Burası Adana. Yiyeceksin. Burası Çukurova. Hangi kapıyı çalsan sana yemek verir. Bak ben Nazire'ye bu kadar şey yaptırdım. Bunların hepsi bitecek, hepsini yiyeceksin. Daha mumbar dolması geliyor, ona göre ha. Yok amca, ben artık o mumbar dolmasından yiyemem. Çünkü biraz daha yersem patlayacağım. Yiyeceksin. Biliyor musun Fikret? Biz Müjgan'la halis mulis İstanbulluyuz. Ama bu Adana'da yemediğimiz şey kalmadı açıkçası. Evet, acıya bile alıştık burada. Ben pilava pul biber koyuyorum, öyle düşün. Alışır, alışır. Hatta alıştı bile. Bugün fabrikada bir şeyler gösterdim, hemen kaptı. Sonuçta Fekeli, kanında var. Estağfurullah. Valla estağfurullah falan yok Fikret. Hemen kapıyorsun maşallah sen. 40 yıllık pamukçuyum. Baba, bak sana ne diyeceğim. Fikret bizim fabrikada başlasın çalışmaya. Ben de yanında dururum. Bildiğim ne varsa öğretirim. Hı? Zaten bu kabiliyette bir iki aya kalmaz. İşin başına geçecek kıvama gelecek adam. Ne diyorsun? Olur, çok da iyi olur. Hı? Amca valla ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçi ben bunu becerebilir miyim onu da bilmiyorum. Ya beceremeyecek ne var Allah aşkına?
Ama yok bak, Almanya'dan geldim, fabrikaya kapanmak istemiyorum. Böyle açık havada dolanayım diyorsan o zaman senin narinciğini başına koyalım. Orayı idare et. Ne diyorsun? İlla çalıştıracaksınız beni yani. Allah çalışanı sever. Doğru, ben de çalışanı severim. Ya siz kendi aranızda işleri paylaşın işte. Nereyi kim yönetecek, siz ona kendiniz karar verin. Sağımda aslan gibi yeğenim, solumda aslan gibi evladım varken... bırakın da onu da ben düşünmeyeyim herhalde, değil mi? Ha, getir Nazire, getir. Umbar dolması geldi. Amca ben ondan almayayım gerçekten çünkü bayağı... Yo 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 yo, yiyeceksin, olmaz öyle şey. Ben şu küçük parçayı rica edeceğim. Yok yok, en büyüğünü koy. Büyük parça olacak, büyük parça. Hadi afiyet olsun, yiyin bakalım, hadi hadi. Allah Allah, hayırdır inşallah. Bu saatte kim ola ki? Çetin bir şey getirecekti galiba, olur. He, Çetin getirse getirse haber getirir. Bak bitecek bunlar diyorum yani. Hepsini yiyeceksin onları. Gözüm üstünde ha. Bir dakika abi. Çekil onu. Kim geldi Nazire? Nazire kim geldi? Ben geldim Fekeli. Yaman'ın Demir gelmiş. Hayırdır? Bak hisse mevzuyla alakalı bağırıp çağıracaksan burası yeri değil. Git annene söyleyene söyleyeceksin. Başkalarının şirketine musallat olacağına... karını hapishaneden nasıl kurtaracaksın onu düşün Yılmaz Efendi. Ne diyorsun lan sen? Züleyha kendini öldürmeye kalkmadı. Karımın yüzgen vurdu. Onu öldürmek kastıyla kalbine ateş etti. Yalan mı? Ağzından çıkanı kulağın duysun Yaman'ın Demir. Benim evime gelip benim gelinime iftira atamaz. Boş yere konuşmuyorum. Kimseye iftira attım yok. Başlarım senin boşuna doluna. Çek git lan evimden. Çek git. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Çek. Polis raporuna göre Züleyha'yı vuran silah bu. Tanıdın mı? Bu da ruhsat. Senin üstüne. Karın sana ait bu silahla Züleyha'yı öldürmeye teşebbüs etti.